Ana muhalefette sürpriz bir görüşme meydana geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. CHP lideri birlikte çalışma teklifinde bulundu. Soyer ise teşekkür etti ve teklifi geri çevirdi. Cuma yapılması beklenen parti meclisi toplantısı ertelenmişti. Ana muhalefet gelecek hafta tüm adaylarını belirlemeyi hedefliyor. Depremin yıl dönümünde büyük tepki toplayan savaşın adaylığının geri çekilip çekilmeyeceği ise netlik kazanacak. CHP Genel Merkezi'nde yaşandı sürpriz görüşme. CHP lideri Özgür Özel, yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i davet etti, birlikte çalışmayı önerdi. İzmir'e dair kaygılarını dile getiren Soyer, Özel'in bu teklifini talebi olmadığı gerekçesiyle geri çevirdi. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da görüştük. İzmir ve İzmir'deki yerel seçimle ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamızla ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. Bir sürpriz görüşmede CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu yeniden aday gösterilmeyen Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i evinde ziyaret etti. Seçimler hakkında karşılıklı istişarelerde bulundu. 31 Mart sandığından alacağımız büyük güç ve moralle toplumsal muhalefetle siyasi muhalefetin omuz omuza kol kola büyük mücadelesinin azmindeyiz. Bunu hep birlikte başarmalıyız. CHP'de adaylık mesaisi de bir yandan devam ediyor. Özgür Özel kalan adaylarını belirlemek üzere 12 Şubat'ta önce A takımını bir araya getirecek. İttifak kelimesi yoruldu ama illaki kullanacaksak Türkiye İttifakı'na davet ediyorum. Depremin yıl dönümünde protestoların odağında yer alan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın durumu yeniden değerlendirilecek. Kale olarak nitelenen ilçelerdeki aday düğümü de çözülecek. Bu zamana dek bine yakın adayını ilan eden CHP'nin Ordu, Kayseri, Şanlıurfa ve Malatya Büyükşehir adaylarını ilan edip adaylık mesaisini tamamlaması bekleniyor. 18 Şubat'ta Ankara'da yapılacak lansmanın ardından ana muhalefet tam kadro sahaya inecek. Yerel seçim çalışmalarını hızlandıracak. Gri pasaportla insan kaçakçılığı suçlamasıyla bir dönem gündemde olan AKP'li Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, AKP aday adaylığından çekildi. 389.608 TL, en az 10.000 TL. Akçakiraz'ın AKP'li Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, gri pasaport skandalında adı geçiyordu. Yerel seçimlerde aday adaylığını geri çektiğini açıkladı. Elazığ Akçakiraz Belediyesi 1 Kasım 2019'da Göçmenler Derneği ile bir protokol imzalayıp bazı kişileri belediye gezisi adı altında Almanya'nın Bremen şehrine gönderdi. Bazıları geri dönmedi. Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya da 20 kişiyi yolladıklarını ve sadece 3'ünün geri döndüğünü açıkladı. Bakanlık belediye hakkında soruşturma başlattı. Savcılıksa Sabahattin Kaya hakkında takipsizlik kararı verdi. 31 Mart yerel seçimleri için tekrar aday adayı olan Kaya geri adım attı. Sosyal medya üzerinden aday adaylığını geri çektiğini açıkladı. 30 bin tane.